Peki stresin metabolizmamıza olan etkisi nedir? Bu da önemli bir etki. Biraz önce anlattığım sistem bir kere birincisi yani böbrek üstü Yani strese girdiğimiz zaman yaptığımız, baş, maruz kaldığımız ilk şey, başımıza gelen en kötü ve en önemli ilk hadise bir Kortizol banyosu yapıyoruz, bir kimyasal banyo yapıyoruz strese girince. Başlangıçta kısa süresi o kimyasal banyo kilo da verdirir. Yani adrenalin evet. kalbinizi hızlandırır, evet. sisteminizi hızlandırır. Ama o kimyasal banyo uzadığı zaman adrenalin banyosu olmaktan çıkar, kortizol banyosu haline döner. Kortizol banyosu halindeki döndüğü anda da sizin enerji üretim sistemleriniz ya e, şeker yakmaya değil, ya depolamaya doğru yönelir. Yani motorunuz bozulur. Sizin enerji sistemleriniz kortizolü daha çok ürettiğiniz ortamlarda yağ üreten fabrikaya sizi dönüştürür. Hep söylediğim bir söz var. Altını bir daha çizeyim. Buyurun. Vücudunuzun ne kadar yağ üreteceğinin karar vericisi kortizoldür. O yağın nereye depolanacağının karar vericisi insülindir. i̇nsülindir. İkisi de yedi beladır. Evet. Onu bilir. Yani kortizolle siz yağ üretirseniz insülin de onu göbeğinize, karnınıza, kalbinizin çevresine, böbreğinizin çevresine, pankreasınızın içine, karaciğerinizin yuvalarına sokacak olursa o zaman yapacağınız hiçbir şey yok. Çok evet. kötü. O nedenle bu ikiliye çok dikkat etmeniz lazım. Stres bu nedenle kilo aldırır. Hatta sizin bütün çabalarınıza rağmen kilo verme çabalarınızı sabote bile edebilir. Evet. Peki hocam zayıflama haplarını konuşalım istiyorum. Etrafımda da duyuyorum zayıflama iğneleri ya da zayıflama hapları kullanan çok kişi var. Üstelik obez de değiller. Onların etkisini konuşacak olursak neler söylersiniz? Metabolizmamız olan etkileri. Şimdi zayıflama mıdır, haplarını ilaç firmalarının ya da takviye firmalarının çıkarmaya çalışmalarını hiçbir zaman ben şaşırmıyorum. Çünkü bu bir ticaret. İlaç firmaları insanlığa yarar için değil, öncelikle ticaret için kurdurlar Aynı zamanda da bizim insanlık adına bize hizmet de ederler. Ama ilaç firmalarının ettiği hizmeti enerji firmaları da ediyor. Hepimiz insanlık için çalışıyoruz. Siz de yapıyorsunuz, ben de yapıyorum. Ama insan, ilaç firmaları haklı olarak ...bir ekonomiye sahip olmaları lazım ki bunu yürüsünler. Bu ekonomiye sahip olmaları için de... ...en çok satan tarafa yönlenmeleri lazım. Şu anda en çok satanlar listesinde iki tane hatta üç tane konu var. Nedir Bu onlar? üç konu... ...pandeminin başına beri söylüyordum aman dikkat diye. epek dinleyen olmadı. Şimdi belki dinleyen çıkar. Bir daha tekrarlayalım. Bir, obezleşiyoruz. İki, yaşlanıyoruz. Üç, depresyona giriyoruz. Hatta dörde çıkardım uyuyamıyoruz. Uyuyamıyoruz doğru. Dolayısıyla şimdi bütün ilaç üreticileri ve tamamlayıcı üreticileri ben Osman Hoca'yı nasıl daha çok uyuturum? Ben Osman Hoca'yı nasıl daha çok e, kilo verdiririm? Osman Hoca'ya nasıl bir hap yutturarak Osman Hoca'nın e, uzun yaşamına destek olabilirim? Ya da ne yapar da Osman Hoca'nın e, vereceğim bir ilaçla depresyona girmesini önerim ya da de depresyonun tedavidir. Bu dört mesele. Gayet doğal. Zaten o nedenle son dönemde bütün dünyada ilaç firmaları artık ağrı kesici üretmeyi, antibiyotik üretmeyi falan pek fazla kale almıyorlar. Daha çok osteoporozan ilaç üretebilirim. Çünkü yaşlanma uzadıkça osteoporoz sayısı uzuyor. Menopoza ne verebilirim? Çünkü eskiden 10 sene menopoz görüp hayata veda eden kadının yerini menopozu 30 sene 40 sene yaşayan yeni kadınlar aldı. Tabii. Dolayısıyla bu alanların gelişmesi normal. O nedenle de ilaç firmaları tabii ki kilo ile mücadele edecek ilaçlar üretecekler. Burada önemli olan bunların suistimal edilmemesi. Yani sizin kilo için ürettiğiniz ilacı TikTok'ta 140 milyon, 150 milyon kere tekrarlanacak şekilde bir takım bloggerlar tutup tesadüfen yapılmış gibi düşünürseniz ve siz ilaç vermesi olarak o halaki değerleri bir kenara bırakıp spor salonlarında bile o iğnelerin yapılmasını teşvik ederseniz 2 kilo, 3 kilo sağalan olanların bile bunları kullanmasına yönlendirirseniz evet, iki, üç kilo bu, bu pek evet. ahlaki olmuyor. Bu çok net. Kusura bakmasınlar. Bunu söylemek zorundayız. Ama obezitesi olan bir adama, bir kadına, bir gence, bir çocuğa, çocuk dedim 20 yaş üstü olsun hala. E, iğne yaparak haftada bir defa beslenmesi ve aktivitesini düzene sokarken aynı zamanda daha hızlı morbid obeziteden ölüm tehlikesinden koruyabiliyorsanız helal olsun size. İşte bu zayıflama iğnelerini bunun için kullanıyorsanız kullanabilirsiniz. Ama bunları kullanırken aynı zayıflama ameliyatlarında yani bariyatik cerrahide olduğu gibi sonrası sorusunun cevabını vermediğin zaman ben olması oturma. Sonrası. Sonrası. Yani ben bu ne iğneyi dedi? ne kadar kullanacağım? Hı. Bunun bir ekonomisi var. Uzun vadede ne oldukları belli değil. Ne oldukları belli olsa bile 20 sene sonra ne yapacaklar evet. belli değil. Örneğin bundan önce uzun süre kullanılan bir Fransız firmasının ürettiği ilaç bir süre sonra ki kalp kapaklarında ciddi arıza yol açıyor. Ne kadar zaman sonra aşırıdığı biliyor musunuz? 20 kadar? sene sonra. Ciddi misiniz? Evet. Ve yasak şimdi. Ben ne bileyim şimdi e, bu zayıflama iğnelerinin Değil mi? yarın bir gün ne numara çıkaracaklarını. Dolayısıyla acil ve çok özel bir durum söz konusu Kâr, değilse. Yani ehem mühim meselesi. Tabii. Ehem mühim. ehem mühim. bir işte ayırmada kullanacaksak şunu bana sorabilirsiniz. Siz hiç kullandırdınız mı hocam? Hiç kullanmadınız Evet, evet kullandırdım. Evet. Ama, kime, Ama kime kullandırdım Çok iyi biliyorum. ve kullanırken de pazarlık yapıyorum. Bunu 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 yapmazsan bunu unut. Hmm. Sadece bunu unutma. Beni de unut. Bir daha bu dükkana giremezsin. Bu muayenehaneye gelemezsin. Benden tıbbi yardım alamazsın. Bir sözleşme yapacağız sizle. Bu sözleşmenin adı sosyal bir sözleşme. Güvenlik sözleşmesi. Evet. Yani sen bunu yaptın. Verdin 20 kilo. Bıraktın. Geldin. Bir 20 kilo daha almışsın. Ben seninle görüşmeyi reddederim. Hmm. Kesinlikle reddederim. Çünkü ben sana baştan şartları koymuş. Bunlar geçici çözümler. Ne yapıyor bu iğneler? Bağırsağımızda birtakım hücrelerimiz var. Bunlar hormon üretebilen özel endokrin hücreler. O hücreler biz yemek yediğimiz zaman doyma mesajı veriyor beyne. Yeter artık nefise kalk şu sofradan diyor beyin insana. Doydun diyor sen de kalkıyorsun. Ve uzun sürede tok kalmanı sağlıyorlar. Bu maddelerden birisi de GLP-1 dediğimiz glikogona benzeyen bir peptit. Bir protein parçacığı. Onu sentetik olarak ürettiler iyi yaptılar. Gelip bir liste veriyorlar. Bazı insanlarda inanılmaz kusma ve bulantı yapıyor. Asla Duydum kullanamıyorlar. Evet. Bazılarında inanılmaz böyle bir ishal yapıyorlar. Yani lavman yapsanız bu kadar olmaz. Kullanamıyorlar. Bazıları iki hafta üç hafta tuvalete gidemiyor. Benim bir arkadaşımız da başıma geldi. Muazzam bir problem oldu. Dolayısıyla bunları bilmeniz lazım. Baştan konuşmanız lazım. Uzun vadede tiroid, uzun vadede pankreas. Net değil bunlar. Konuşuldu biz de tedirginiz ama belli değil. Dolayısıyla zayıflama iğneleri, zayıflama hapları daima Osman Hoca'nın şüpheyle karşıladığı, dikkatli olması konusunda sürekli evet. uyardığı, aman yapmayın etmeyin dediği hapları evet. ama maalesef pek çok... Hele ki yaz geldi o kadar arttı ki. Sorgulamadan diyet vermeden bir diyetisyenle bir beslenme uzmanıyla ve aktivite uzmanıyla işbirliğine kişi yönlendirmeden morbid obez değil obez dahi olmayanlara ya şekerin bir şey olmaz deyip kullandıranlar var. Ha. Burada mesele şu sosyal olarak kullanmak isteyebilir miyim isteyebilirsiniz karışma. Benim görevim orada size bunları anlatmaktır bilgilendiririm ama ona rağmen istiyorsanız takip ha. ederim tabii ki. İnsani görev o benim için ama dediğim gibi bu şartta uymak zorundayız. Programımızın sonuna doğru yaklaştık. Son söz size ait buyurun. Bilmemiz gereken şey şu: metabolizma bizim iyi hayat patronlarımızın ilk üçünden bir. İlk dördünden biri. Hatta dörtlü patronundan bahsediyor ya Osman Hoca. İyi uyu, dikkatli ye, hareket et ve strese girme. Zaten bunların dördünün de arka planında incelik etkilediği şey metabolizmamız. Dolayısıyla metabolizma kavramı önemli. Metabolizma uzmanlığı önemli. Özellikle longevity dediğimiz yeni alan ki gelecek programı konuşacağız. Metabolizmayı bilmeyen birinin kalpten, böbrekten, sinir sisteminden, tansiyondan anlamayan birinin bir longevite eksperti olması da mümkün değil.